Düşmanlı, düşmanı askerlikte. Şu siminler için bin gün masalı ödüllendi. Haydi sizen, haydi. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ana Haber Bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet Kütüphanesinde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Terörle mücadeleye ilişkin de önemli mesajlar verdi. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir ve o Filistin'in haritadaki yerini bilmeyecek kadar zavallıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen kütüphane söyleşileri programına katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençlerle bir araya geldi, onların sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk gelen sorulardan biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Netanyahu benzetmesiydi. Yani utanmadan, sıkılmadan kalkıp beni Netanyahu ile aynı kefeye koyacak kadar ahlaksızlaşan Bizde siyasetçi var. Ama ben bugüne kadar Netanyahu'yla bir araya gelmiş dahi değilim. Ben Sharon'la bir araya geldim. Benim biliyorsunuz bir de yine İsrail'in başbakanıyla Davos'ta bir maceram oldu. Ve Davos'ta da o zamanki o İsrail'in başbakanına verdiğim cevabı tüm dünya biliyor. Ve 40 yıllık siyasi hayatı özellikle bunlarla mücadele ede ede geçmiş olan bir Erdoğan'a sen bunu söyleyemezsin. Bu senin ne haddinedir ne de sana böyle bir fırsatı kimse vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan Akşener'e Filistin'e yapılan destekleri öğrenmesi çağrısında bulundu. Şimdiden söylüyorum kendisine. Bugüne kadar Filistin'e Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu tüm destekler AK Parti iktidarı dönemindedir. Hanımefendi önce bunu bir öğren. Ne yapmışız? Bunu bir öğren. Hastanelerine varıncaya kadar biz bunlar oraları yaptık. İnsani yardımları yaptık. Ve bunun dışında birçok desteklerimizi yaptık. Yapıyoruz ve yapacağız. Bunu da tabii özellikle bilmesini isterim. Ama bilmez. Bunların böyle bir derdi yok. Bunlar ne derlerse desinler. <laughs> Netanyahu hiçbir zaman bizim dostumuz olmamıştır. Olmayacaktır. Cumhurbaşkanı terörle mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Önce geçtiğimiz günlerde öldürülen terör örgütünün sözde üst düzey isimlerinden Sofi Nurettin'e değindi. Ardından FETÖ'den de önemli bir ismi yakaladıklarını duyurdu. Bu gara operasyonunda emri veren o Nurettin Sofi denilen katili biliyorsunuz öldürdük. İşini bitirdik. Ama biz bugüne kadar çok Nurettin Sofiler öldürdük. Ve bunlar hala devam ediyor edecek. Hedefimiz şu anda Kandil. Kandil'i de çökertmemiz lazım. Yakında FETO takımından da önemli bir ismi açıklayacağız. Şu anda elimizde şu Nurettin Sofi olayı biraz şöyle bir kenara geçsin. Ondan sonra da FETÖ'den kimi yakaladık, hesaba çektik, ne durumda onun açıklamasını da inşallah yapacağız. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yapmıştı. O sözler Akşener'e pahalıya mal oldu. Cumhurbaşkanı Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açtı. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Benjamin Netanyahu siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Bu sözleri pahalıya mal oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yapmıştı. Akşener'e AK Parti cephesinden peş peşe tepkiler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili ne diyeceği merak ediliyordu. Erdoğan konuyu yargıya taşıdı. Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açıldı. İsrail'e yapılacak bir saldırıyı... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu. Sunulan dava dilekçesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal edici mahiyette ve şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunduğu kaydedildi. Akşener'e 250 bin liralık tazminat davası açıldı. Bir görünme çabanızı artık... Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı bir tazminat davası daha sonuca bağlandı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını hedef alan açıklamaları nedeniyle 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Kılıçdaroğlu 5 Aralık'ta Ankara'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklarını, kardeşini ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlarda bulunmuştu. Başı bir şekliyle derde girerse... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Rize İkizdere'de esnaf ziyaretindeydi ancak umduğu gibi geçmedi bu ziyaret. Kameralar önünde bir grubun tepkisiyle karşılaştı. Grupla partililer arasında darbede çıkınca Akşener ziyaretini yarıda keserek ilçeden ayrılmak zorunda kaldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde ortalık karıştı. Akşener ziyaretini yarıda keserek ayrıldı hain terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin, Millet İttifakı'nın açık bir ortağı olduğu ortaya çıktı. İttifakın bir diğer ortağı İyi Parti ise duruma sessiz kaldı. Yetmedi, parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Netanyahu benzetmesi yaptı. İyi Parti'nin bu iki skandalına vatandaştan tepki gecikmedi. Meral Akşener, Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bir grubun protestosuyla karşılaştı. Aynı Aynı bir bileyim bileyim bileyim. Bileyim. Ben bunu sorma gereği söyledim. Eğer size bileyim. yakıştıysa bir şey demeyeceğim. Çok yakıştı. Size. Sen yakıştı. Ben yakıştı mı? Tamam. Bu, sen bu, sen bu ülkenin hiçbir evladına da Ben yakıştı. Evet. Grupla partililer arasında arbede yaşandı. Partililer adeta Rize esnafını yumrukladı. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanımızı Metopanya'ya bir tutması bizi üzmüştür. Yani çocuk katillemesi çok aşırı ve kabullenilmez bir şeydir bu. Biz de kendimizce Meral Hanım'a isteklerimiz ve arzularımızı, içimizdekileri söylemek için yanına gitmeye kalkıştık. Yalnız yakın korumaları bizi engelledi. Onun haricinde benim üstüme yürümeye başladılar. Ben de bu mevletin evladı olduğu için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmak zorundayım. Ondan dolayı ben de Recep Tayyip Erdoğan deyince tamamen üstüme saldılar ve bizim içimizde art niyet yoktur sonuçta ikizlerimize bir misafir olarak gelmiştir. Biz de misafirperverliğimizi yapmak başımız üstünde yeri vardır. Yalnız e, ağz alınmayacak kelimeler kullanıldı. Küfürler ettiler. Yani biz bunu hazmedemeyiz. Biz Karadenizliyiz. Biz Rize'liyiz. Herkes kendine yakışanı yaptı. Arbedenin büyümesi üzerine olaya polis müdahale etti. <laughs> Neye uğradığını şaşıran Meral Akşener, gerginlik üzerine ziyaretini yarıda keserek apar topar ilçeden ayrıldı. Meral Akşener yol kenarındaki tabelada yazılan yazılar ve köprünün üzerinde açılan pankartla da ikinci şoku yaşadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik ithamlarına karşılık verdi. Sedat Peker'e koruma polisi benden önce verilmiş, benim dönemimde koruması kaldırıldı dedi. Geldiği andan itibaren en önemli mesele Türkiye'yi mafyadan kurtarmak. Peki, sen bakalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine yönelik ithamlarına yanıt verdi. Burada uluslararası bir operasyon var. Hedef Türk Devleti dedi. Hayatında en nefret ettiğim mafya tipi örgütlemelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek ve bir daha bu ülkeye bunları musallat etmemek de bizim namusumuzdur. Ya bu operasyonu yapan benim ya. Bunun Bundan iki yıl, bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren, harekete geçiren, benim babamızın oğlu olsa kim olsa olsun bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız. Bu kadar basit. Tam bu Bakan Süleyman Soylu, Sedat Peker'in kendisine koruma sağladığına ilişkin ortaya attığı iddialara da açıklık getirdi. Şu koruma meselesini evet, de bir açıklık koruma getirelim mi ya, ben koruma, verir, benden verir, bir buçuk yıl önce çok basit e, benden benden bir buçuk yıl önce verilmiş siz göreve gelmeden önce en göreve gelmeden önce sonra da benim zamanımda da alındı. Siz Bu kadar siz aldınız de. mı? Aldım. Siz aldınız. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasındakilerde de koruma var. Biliyor musunuz? Soylu Sedat Peker'in evinde yapılan operasyona ilişkin asılsız ithamları da yanıtladı. Eve yapılan operasyonda onlarca kadın polis vardı dedi. Bu ülkede namuslular eğer cesur olmazlarsa namussuzlar bu ülke idare ederler. Çoluğum, çocuğum her şeye fedadır. Ben verilen mesajları da biliyorum. Açığım. Demirden korkan trene binmez. Ben ne söylediklerini biliyorum. Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu kızına ne yapılmış. Türk polisi Türk polisi Bir ne yapacağını falan iyi bilir. Karısının iç çamaşırına karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Hedefsiz. Bakan Soylu'nun gündeminde CHP'nin HDP'ye yönelik bakanlık teklifi de vardı. Bu teklifin kaynağında da Kandil'in olduğunu belirtti. Mesele sadece bakanlık değil başka işler de var. İki bakanlık yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Size gösterince tarihinde göreceksiniz zaten. Birisi, Hangi bakanlık olduğunu? Ba belli. Hı. Birisi başkan yardımcılığı direkt Kandil. Ve... Buradaki iş tutanlarıyla. Öteki de Kültür Turizm Bakanlığı. Diyorlar ki bize ilk etapta diyorlar İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı gibi bakanları vermezler. Göreceksiniz zaten onu. Kim konuşmuş, ne konuşmuş, nasıl konuşmuş, talep nereden gelmiş, teklif nereden gelmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda önergeyle Filistin Alt Komisyonu kuruldu. Komisyon İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarını inceleyecek teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin Komisyonu kuruldu. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda Filistin Alt Komisyonu kurma önergesi oy birliğiyle kabul edildi. Komisyon üyeleri 3 gün içerisinde belli olacak. Yapılacak faaliyetlere ilişkin bir takvim ve yol haritası belirlenecek. İsrail'in insanlık dışı saldırıları bütün yönleriyle alt komisyonda masaya yatırılacak. Bu kapsamda vahşete tanık olanların bilgilerine de başvurulması planlanıyor. Çalışmalar bir rapor haline getirilerek kamuoyu bilgisine sunulacak. Rapor uluslararası toplantılarda muhataplara da iletilecek. Öte yandan İsrail şiddeti hız kesmeden devam ediyor. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi sözcüsü son 10 günde İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 75 bin Filistinli'nin yerinden edildiğini açıkladı. Güncel verilere göre Gazze'de 63 çocuk 219 Filistinli yaşamını yitirdi ve 1570 kişi yaralandı. Batı Şeria'da ise 4 çocuk 25 kişi hayatını kaybetti. 6309 kişi yaralandı. İsrail tarafında da ikisi çocuk 12 kişinin öldüğü ve 796 kişinin de yaralandığı belirlendi. Muharrem İnce'den sonra Ümit Özdağ da parti kuruyor. Ay Yıldız adı altında bir hareket başlatan Özdağ bu yaz sonunda partileşeceklerini açıkladı. İYİ Parti'den tartışmalı bir şekilde ayrılan Ümit Özdağ parti kuruyor. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İnşallah yazın sonunda da partimiz parlamentoda temsil edilmeye başlanacak. Ümit Özdağ geçtiğimiz Mart ayında kurucu üyelerinden olduğu İYİ Parti'yi topa tutarak partisinden istifa etti. Hemen ardından Ay Yıldız adı altında bir hareket başlattı. Özdağ, Hareketin eşgüdüm merkezinin açılışında konuştu. Bütün illere tek tek ziyaret düzenleneceğini söyleyen Özdağ, hareketin yıl sonunda partileşeceğini açıkladı. Bugün Ay Yıldız Hareketinin Ankara'da e, genel eşgüdüm merkezini oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu'yu dolaşacağız. İl il, ilçe ilçe ve inşallah yazın sonunda da eee Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını 21. yüzyılda taşıyacak partimiz parlamentoda temsil edilmeye başlanacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör yuvası olan Kandil'e ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Kandil'in ışıklarının söndüğünü belirten Akar, sınır ötesi operasyonlarda 122 teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti. PKK teröristtir, YPG teröristtir, DH teröristtir ve bunların ülkemize, milletimize, sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için yapılması gereken neyse, onu da bizim e, birliklerimiz, personelimiz, komandolarımız, hava kuvvetlerimiz yapılması gereken neyse bu yana yaptı yapmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefimiz Kandil açıklaması hatırlatıldı. Ve takriben 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla teröristle mücadelemizi sürdürüyoruz. Teröristler neredeyse, neredeyse biz orada olacağız ve bu terör belasından asil ülkemizi, asil milletimizi inşallah kurtaracağız. Kandil'in e, artık ışıklarında söndüğünü, karardığını, Özellikle bu onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını hepimiz görüyoruz. Bunun iz ve emareleri çok açık ve net. Ve bunun bir an önce anlaşılmasını ve adalete teslim olanları bekliyoruz. Bakan Akar, sınır ötesi operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını da açıkladı. Şu ana kadar da yapılan mücadele sonunda 121 terörist bugün itibariyle, şu an itibariyle etsa getirilmiş bulunmaktadır. Bütün oradaki mağaralar, inler, barınaklar vesaire ne varsa bunların hepsi tek tek kontrol ediliyor ve başlarına yıkılıyor. İsrail yönetiminin yaptığı gibi, İsrail'li askerlerin, siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuku biz hiçe sayarak, insan haklarını hiçe sayarak herhangi bir faaliyetimiz asla söz konusu değil. Çok açık ve net bir şekilde bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir, teröristle yapılan bir mücadeledir. Akar, Yunanistan'la ilişkilere de değindi. Ve önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunanlı muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak. Biz kendilerini dördüncü toplantının yapılması için Ankara'ya beklediğimizi orada bir kez daha kendini ifade edeceğiz. Bu çalışmalar sürerken özellikle 19 Mayıs'ta Yunanlı bazı siyasilerin ve bazı askerlerin gerçekten mesnetsiz, yakışıksız, tarihi gerçeklerle hiç örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan bir takip ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar gerçekten tam anlamıyla provokasyondur. Bu çalışmaları, bu iyi niyetli çalışmalarımızı berhava etmek için, tahrip etmek için adeta ellerine giden gayreti gösteriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beşiktaş yönetici, teknik heyet ve futbolcularıyla görüştü. Cumhurbaşkanı ekibi tebrik etti. Sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, tarihindeki 16. şampiyonluğa ulaşmıştı. Cumartesi akşamki karşılaşmanın ardından Salı akşamı da Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya Spor'la karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup ederek sezonu çifte kupayla tamamladı. Kıran kırana geçen bir sezonun ardından ipi göğüsleyen Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Beştepe'deki ziyarete yönetim, teknik ekip ve futbolcular katıldı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası götürüldü. Görüşme samimi bir havada gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyah beyazlı ekibi tebrik etti. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Başkanı Ömer Düzgün gazetecilerle bir araya geldi. Takımla kulüple alakalı önemli değerlendirmeleri oldu. Büyükşehir Belediye Erzurum güncel borcunun 55 milyon Türk lirası olduğunu açıkladı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Süper Lig'de topladığı 40 puanla ligi 18. sırada tamamladı. Bir yıl önce yükseldiği Süper Lig'e veda eden takım TFF 1. Lig'e düştü. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün bir takım değerlendirmelerde bulunmak üzere gazetecilerle bir araya geldi. Düzgün bir puanla küme düşmenin acı bir durum olduğunu dile getirdi. Tabi buradaki işin acı olan tarafı bir puanla hatta bir golle küme düşmemiz. Ama futbolda maalesef bunlar var. Ben özetle burada nasipsizlik diyorum, şanssızlık diyorum, Futbol şansının yanımızda olmayışı, yıl boyunca yaşanan bazı takım içerisindeki olumsuzluklar ve yine maalesef her yıl olduğu gibi bundan iki yıl önceki süperlikten düşüşümüzdeki gibi adaletsiz e, hakem yönetimleri, masa başı oyunları bir şekilde bizi de bu sene küme düşmemize sebep oldu sosyal medyadan gelen ayarsız eleştirilere sert çıktı. Ben onları gerçek taraftar olarak görmüyorum dedi. Eleştirilerin seviyeli yapılması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada arkadaşlar insanın çok özeline girmek, ailesine girmek. Ya ocağın bastın diyor ki adam. Ocağın bu kadar mı önemli ya? Bir ocağın batırması yani mutlu mu olacaksın arkadaşım ya? Bu nasıl bir kelime ya? Ya da sen bir insanın özelinde ailesine söverek mutlu mu oluyorsun ya? Ben bunu gerçek bir Erzurum, Erzurumsporlu'ya gerçek bir Erzurumluya, gerçek bir Dadaş'a yakıştıramıyorum arkadaşlar. Ama ben onları asla asla bir Dadaş, bir Erzurumlu görmüyorum. Başkan Düzgün, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un güncel borç durumunu da aktardı. 5 milyon 400 bin euro karşılığında 43 milyon lira ile e, merhaba demiştik. Geçtiğimiz yönetimin başkanlığında Erzurumsporumuzun borcu 52 milyon 550 bin lira arkadaşlar. 5 bin 500 bin euro. 5 bin evet. Teli olarak, TL olarak 52 milyon 500. Sezon başına kadar toplamda baktığınız zaman 95-98 milyon arası bir borcumuz vardı. O zamanki kayıtlı olan borç 89 milyondur ama sezon sonuna kadar. Harcamalarla birlikte yaklaşık 98 milyona yakın bir borç yükü olacak gibi görünüyordu. Bugün ise toplamda olan borcumuz 55 milyon lira arkadaşlar. Bunun euro karşılığı da 5567 euro. Yani Süper Lig'e çıkan bir takım Süper Lig'den düşmüş borç aynı. Bu gerçekten olağanüstü bir başarıdır arkadaşlar bir yıl içerisindeki gider özetini de anlattı başkan. 38 milyon 900 bin lira olduğunu, gelirinin de 99 milyon lira olduğunu belirtti. Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in de kulübe 30 milyon lira katkı sağladığını söyledi. Aynı miktardaki bir borçla Süper Lig'den... İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde herkes koronavirüse odaklanmış durumda ancak daha korkunç bir hastalık var. Kırım Kongo kanamalı ateşi, kene ısırmasına bağlı olarak gelişen bu hastalık, COVID-19'dan daha öldürücü bir etkiye sahip. Ancak her iki hastalıkta da belirtiler hemen hemen aynı. Peki kene ısırmalarından nasıl korunabiliriz? Olası bir kene ısırması sonucu neler yapabiliriz? İşte cevap. Kırım Kongo kanamalı hastalık kene ısırması sonucu ortaya çıkıyor. Koronavirüs salgınının gölgesinde kaldı ancak bu ondan daha ölümcül. Kene kabusu geri döndü. Havaların ısınmasıyla birlikte kene ısırmalarına bağlı olarak ortaya çıkan Kırım Kongo kanamalı hastalık vakalarında artış yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vatandaşlar koronavirüse karşı mücadele yürütüyor. Oysa özellikle yaz aylarında sağlığımızı tehdit eden bir başka önemli sorun daha var. Kene ısırması ve buna bağlı olarak gelişen Kırım Kongo kanamalı ateşi vakaları. Öncelikle Kırım Kongo kanamalı ateşi etkeninin de bir virüs olduğunu söylemek istiyorum ve keneler aracılığıyla hayvanlardan insanlara geçebilen bir hastalık. O yüzden de özellikle mevsimsel özellik gösterdiğini bilmemiz gerekiyor Kırım Kongo'nun. Kene vakaları mevsimsel olarak görülüyor. Daha çok Mart ve Eylül ayları arasında vakalarda artış yaşanıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Erzurum ve çevre illerde de artış söz konusu. Daha çok görüldüğü bölgeler biz şu anda Nisan ayından itibaren 50'ye yakın hasta aldık Kırım-Kongo kanamalı ateşi yönüyle. Gümüşhane, Bayburt, Artvin özellikle ilimizin kuzey ilçeleri hangileri var işte Oltu, Olur, Şenkaya, Narman, Tortum, İspil gibi ilçelerden yoğun hasta gelişi oluyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi de koronavirüs gibi bulaşıcı bir hastalık ve de daha çok kenelerin yapışması ile onun dışında kene ile temas edilmesiyle kene kırma gibi durumlar olabilir. Ee, onun dışında ne olabilir? Hasta hayvanın viremik hayvanın kanlarıyla vücut sıvılarıyla temas edilmesi durumunda, hasta olan kişinin vücut sıvılarıyla kanlarıyla temas durumunda yakınlarına da e, sağlık çalışanlarına da bulaşabilir hasta yakınlarına. Özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, oralara seyahat edenler, çiftçiler ve veteriner hekimler riskli grupta. Bu gruplar kişisel koruma önlemleri almalı. Yapılması gereken nedir? E, mutlaka ki vücudu tamamen örtecek kıyafetler tercih edilmelidir. Onun dışında pantolon, paçaları çorap içerisinde konulmalıdır. E, i̇şte bir örtü kullanılacaksa beyaz renkli örtüler tercih edilmeli. Onun dışında beyaz renkli kıyafetler, açık renkli kıyafetler diyelim tercih edilmeli ve kenenin görülmesi sağlanmalıdır. E, ve de işte bu tip piknikten ya da işte bağdan bahçeden dönüşte mutlaka vücudun kene yapışması yönüyle ne yapılması lazım? Kontrol edilmesi gerekiyor. E, ee, mutlaka özellikle katlantı bölgelerinde, işte koltuk altında, kasık bölgelerinde, ee, diz arkasında, saçlı dere içerisinin kene yapışması yönüyle kontrol edilmesini biz öneriyoruz. Peki olası bir vakayla karşılaşınca ne yapılacak? En büyük hata keneyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışmak. Keneyi patlatmamak gerekiyor. Herhangi bir iğne batırma, sigara söndürme e, gibi e, durumlar olmaması gerekiyor. Eldiven kullanılarak bir cımbız yardımıyla çıkarılabiliyorsa çıkarılmalı. Yoksa da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulup zaten orada çıkarmanın sağlanması gerekiyor. En önemli nokta ise belirti. Hem Covid-19'un hem de Kırım-Kongo kanamalı hastalığın semptomları oldukça benzer. Şu an pandemi dönemindeyiz ve herkes Covid-19'a odaklanmış durumda. Ee, ve de semptomlar karışabilir, benzer semptomlarla hastalar gelebilir. Kırım-Kongo'da da ilk... Dönemde görülen semptomlar daha çok nelerdir işte ateş yüksekliği, yaygın kas eklem ağrıları, vücut ağrıları, onun dışında baş ağrısı ee, o ve işte ishal tablosuyla, yüzde kızarıklık, gözlerde konjiktivit tablolarıyla Kırım Kongo gelebilir. Aynı şikayetleri tabii Covid-19'da da görmemiz mümkün oluyor. Son iki yıldır ateşli hastalıklarda akla önce Covid-19 geliyor. Ancak uzmanlar hastalarda kene temasının da mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguluyor. O yüzden bahsettiğimiz bölgelerde yaşayan insanlar için bizim bölgemizde e, mutlaka e, kırım Kongo'nda akılda olması, kendi temasının değerlendirilmesi önemli. E, Covid-19 sadece akıllara geliyor. Covid-19 ile semptomların karışabileceğini, onun ekartasyonu sağlandıktan sonra Kırım-Kongo yönüyle de değerlendirilmesi gerektiğini mutlaka vurgulamak isterim. Erzurumlu maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu 1800'lü yıllardaki Erzurum'u maketlerine yansıtıyor. Hattatoğlu sevgiyle başladığı projesini tamamlamak için de canla başla çalışıyor. Evet. Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu Erzurum kültürünü ve tarihini binbir emekle yaptığı maketlerinde yaşatıyor. İstanbul minyatürk oldu. Bir. Ee, Gittik orada çekimlerini yaptık geldik. işte efendim evde çocuklarımla izlerken e, yüksek inşaat mühendisi olan büyük oğlum Fatih Bey dedi ki baba dedi sen de gel Erzurum minyatürkü yap. O İstanbul minyatürk sen de Erzurum minyatürk. Yok oğlum nereden falan baba ne olacak bir başla dedi. Üç kutsal mekan Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'nın maketini yaptı. Maketlerini Erzurum Ulu Camii'nde sergiledi. Atatoğlu maketleri olan merakını hiç soldurmadı. Şimdilerde Erzurum'un 1800'lü yıllardaki halinin maketini yapıyor. E şimdi pandemi geldi, pandemi oldu. Pandemiden dolayı atölyeye de gidemiyoruz. E biz de ne yaptık? İşte sağ olsun hanımın çocukların hoşgörüsüyle evin bir köşesini atölyeye çevirir gibi bir harekette bulunduk. Ve yavaş yavaş o makete monte edeceğimiz camiler, hamamlar, çeşmeler onları yapmaya başladık. Osmanlı döneminde çok da eser var bu memlekette. 80 eserden 60'ına yakınını tamamlayan Hattatoğlu maket çalışması bittiğinde eserlerini şehir haritasına yerleştirmeye başlayacak. Platforma yerleştirmeye başladığımızda inşallah biter Mevlam o günü gösterir. Erzurum'u baktıkları zaman ha surlarla çevrili bir Erzurum Kapıları duyuyoruz, bütün vatandaşlarımız duyuyor ama nasıldır, ne, nasıl şekildedir bilmiyorlar. E şimdi onları biz ne yapalım, makette hep göstermiş olacağız. Maketlerini yaparken en küçük bir detayı bile atlamayan Hattatoğlu, sevgiyle başladığı Erzurum maketini tamamlamaya çalışıyor. Erzurum'da bir imam hatip okulu daha evvelde yetiştirdikleri hafızlarla ekranlarınıza getirmiştik. İşte o okul şimdi eTwinning projeleri kapsamında uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Erzurum Yakutiye Raif Azak Hafız İmam Hatip Ortaokulu eTwinning projeleri kapsamında uluslararası projelere ev sahipliği yapıyor. Edwining, uluslararası okullar arasında iletişim kurup projeler geliştirmek adına oluşturulmuş bir program. Edwining projesine Romanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Polonya, Ürdün ve Türkiye'den farklı illerden ortak okullar katıldı. Erzurum'daki Raif Azak Hafız İmam Hatip Ortaokulu ise 3 kuruculuk toplamda 11 ve 23 Temmuz Ortaokulu'ndan bir projeyle bu çalışmaya ev sahipliği yapıyor. Bu projeler iklimimize sahip çıkalım kültür köprüsü, hayatımda hadisler var, uzak ara eğlence, öğrencim çok mu değişti, her şey iyiliğe değer, okuyorum, seyyah yollarda, kardeşliğin hikayesi ve benim şehrim benim değerim şeklinde sıralanıyor.'' Projesiz öğrenci kalmasın sloganıyla hareket eden okul yönetimi 600 aşkın öğrencinin tamamının katılımıyla pek çok çalışmayı bir arada yürütüyor. Okulda görev alan yüze yakın eğitimci ise onlara destek oluyor. Projeleri yürüten öğretmenler projelerin hem kendilerine hem de öğrencilerine katkı sağladığını fark etti. Projemize katılan öğrencilerimizde sosyal farkındalıklar oluşturduk. İklimimize, çevremize, dünyamıza karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırladık. Ve sadece kendi proje içerisinde değil, tüm öğrencilerimize, çevremizdeki insanlara da bu konuda duyarlı olmaları için elimizden gelen çabayı gösterdik. Çocuklarımız İklimimize Sahip Çıkalım etkinlik projesiyle kendi dünyalarına sahip çıkmaları gerektiğini herkese duyurdu. İklimimize Sahip Çıkalım projesi kapsamında öğrencilerimizin yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyorum. Öğrencilerimizin böyle faydalı işlerde ve projelerde bulunması beni oldukça mutlu ediyor. Öğrencilerin değişen eğitim koşulları altında yeni dünya şartlarına ve hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmalarının sağlandığı gözlemlendi. Çeşitli okulların katılımıyla gerçekleşen projeyle yaşlılarla empati ve yaşlılara yardım, sokak hayvanlarını besleme, sevgi, saygı ve sorumluluk değerleri öğrenildi. İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, başarılı çalışmaları için duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Tam kapanma sürecinde durma noktasına gelen araba piyasası normalleşme süreciyle yeniden hareketlendi ancak fiyatlar alıcıların yüzünü güldürmedi. Evet. Araç alacaklar dikkat. Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el arabalara da yansıdı. Fiyatlardaki artış eğilimi devam ediyor. Tam kapanma süreci nedeniyle sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım satımlar durmuştu kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte piyasa hareketlendi. Bu hareketlilik satıcıların yüzünü güldürürken alıcıları üzdü. Şimdi artış var. Ona kabulüyoruz, hemfikiriz ama satış yok. Yani bugün Avrupa ülkelerinde 30-40 birim liraya alınan araçlar bizim burada 300-500 birim seviyelerine geldi. Şimdi kredi faizleri falan düştükçe araç satışı artar. Fakat şu an kredi faizleri de yüksek. Araç satışı da yok ama fiyatlar inanılmaz şekilde yüksek. Yani bugün ee, Alman malı bir araçta sıfır araca girmek neredeyse mümkün, ya, mümkün değil. Öyle söyleyeyim. Ee, yani sıfır araç almak. E Artık bir rüya oldu öyle söyleyeyim. Sıfır araba fiyatlarında umduğunu bulamayan alıcılar ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el araç fiyatları da cep yaktı. İnsanlar artık sıkıştıkça araçlarını daha uygun fiyatlardan atarak fiyatları dengelemeye çalışıyorlar ama yani şu anda tamamen bir kara borsa gibi bir şey var. Yani arabasına 100 bin lira yazıyor ama versen 80 bin liraya da verecek. O sadece hani öylesine atalım belki şanstır gelir tutar diye o rakamları yazıyor. Ben öyle düşünüyorum ama. E, bu artışlar bana göre zirveye ulaştı yani. De bu saatten sonra çok fazla bir artış olmaz. En fazla 3-5 bin gibi bir rakam yukarı oynar. Ama düşüş bence olacaktır yani. İşin uzmanları araba almak isteyen vatandaşlara acele etmeyin önerisinde bulunuyor. Şu dönemde araç alınabilir ama şunu öneriyorum. Yazılan rakamlara kesinlikle aldanmayın. Yani adam 100 bin yazmışsa onun çok çok altında bir rakam teklif edin. Muhtemelen kabul edecektir çünkü bizim de araçlarımız var. Ee, hani yazılanın satıldığını ben hiçbir zaman görmedim. Yani bu piyasa hızlıyken de görmedim. Yavaşken mümkün değil zaten satamazlar. E, ee, araçları alırken iyi baktırsınlar fakat rakam konusuna gelince kesinlikle pazarlığı sıkı tutsunlar. Çünkü bu piyasa böyle gitmez. Zaten insanlar sıkıştıkça daha düşük yazarak piyasayı dengeleyecekler öyle düşünüyorum. Hani şu saatten sonra ikinci elinde çok fazla artacağını düşünmüyorum. Yavaş yavaş düşer. Erzurum'un Aşkale ilçesinde seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince ters şeride girerek 50 metre sürüklendi. Neyse ki sürücü o kazayı yara almadan atlattı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti, ters şeritte 50 metre sürüklendi. Kazanın adresi Erzurum Erzurum Aşkale Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjeye çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle bulunduğu şeritte ters döndü. 50 metre boyunca sürüklendikten sonra durabildi. Kaza anında yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, sürücü de yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu'da binlerce balık telef oldu. Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü duruma ilişkin araştırmalarını yapıyor. Karasu'da binlerce balık telef oldu. Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Erzurum'un Aşkale ilçesindeki Karasu'da binlerce balık telef oldu. Durumu gören vatandaşlar Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Sabahın erken saatlerinde yola koyulan ekipler ölü balıklar ve sudan örnekler aldı. Numuneler Erzurum İl Merkezi'nde bulunan Veteriner Kontrol ve Araştırma Müdürlüğü'ne götürüldü. Duruma neyin sebep olduğu yapılan incelemeler sonrasında açığa çıkması bekleniyor. Ayrıca belediyeden anonslar yapıldı. Vatandaşlar telef olmuş balıkları avlamaması konusunda uyarıldı. Öyle ki her sene bu zamanlarda meydana gelen balık ölümleri akıllarda soru işareti bırakıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut'un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları bunların tamamı hukuka aykırıdır. Covid-19 mücadelesi kapsamında alınan tedbirleri bu sözlerle eleştirdi. Geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Aman Başına iş alırsın, işini kaybedersin. Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut, koronavirüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, Eyüp Akbulut'un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. HSK'dan yapılan açıklamaya göre HSK 2. Dairesi, Savcı Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu oluşturdu. Hakkında soruşturma yapılan Savcı Akbulut'un göreve devam etmesinin yargı erkinin nüfus ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşıldı. Daire Akbulut'un oy birliğiyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları bunların tamamı hukuka aykırıdır. Pfizer BioNTech Türkiye ile 90 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzalandığını duyurdu. Anlaşmayla Türkiye'nin aldığı toplam doz 120 milyon olacak. Türkiye'de aşılama takvimi işliyor. Aşı tedariki için yeni anlaşmalar imzalanıyor. Türkiye, Pfizer'la BioNTech'in geliştirdiği COVID-19 aşısından 90 milyon doz daha satın almak için anlaşma imzaladı. Anlaşmayla Türkiye'nin aldığı toplam doz 120 milyona çıkacak. ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı içinde mutabakata varıldığı belirtildi. BioNTech'ten yapılan açıklamada toplam 120 milyon doz aşının 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi. Biontech üst yöneticisi ve kurucu ortağı Profesör Doktor Uğur Şahin, amaçlarının dünyanın dört bir yanındaki insanlara mümkün olduğunca çok COVID-19 aşısı sağlamak olduğunu söyledi. Şahin, Türkiye'nin vatandaşlarına aşılama çabalarına önemli bir katkıda bulunabildiğimiz ve bize duyulan güven için memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye'de aşılama sayısı 27 milyonu geçti. İki doz aşısını yaptıranların sayısı ise 11 milyon 600 bine ulaştı. Kocaeli'de hastanede çocuğunu tedaviye götüren şahıs çocuğunun canını yaktığını iddia ettiği hemşireye yumruk atarak darp etti. Araya giren doktora da saldıran şahıs gözaltına alındı. Saldıranları ise güvenlik kamerasına yansıdı. "Çocuğumun canı yandı." dedi. Damar yolu açan hemşireye yumrukla saldırdı. Sonu gelmeyen sağlıkçıya şiddet olayı bu kez Kocaeli'de yaşandı. bir şahıs rahatsızlanan çocuğunu Çayırova ilçesindeki tıp merkezine götürdü. Tedavi edilen çocuk damar yolu açıldığı esnada ağlamaya başladı. Baba çocuğumun canını yaktın diyerek damar yolu açan hemşire Serhat Özcanlı ile tartışmaya başladı. Çocuğuma damar yolunu doktor açacak dedi, hemşire ise bunun mümkün olmadığını söyledi. İsteği gerçekleşmeyen şahıs hemşireye saldırdı. O anlar güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Hemşire Özcanlı aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı. Olayı gören hastane çalışanları saldırganı sakinleştirmek için uğraş verdi ancak gözü dönen adam oradaki doktora da saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi, şahıs gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hemşire saldırgandan şikayetçi oldu. Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 yaş 6 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakaları sona erdi. Türkiye 3 altın ve 3 bronz madalyayla turnuvaya damga vurdu. <laughs> Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 yaş 6 Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. 3 altın ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde eden genç güreşçiler göğsümüzü kabarttı. Turnuvada 92 kiloda Erhan Yaylacı İsrailli, Moldovalı ve Gürcü rakiplerini yenerek adını finale yazdırdı. Finalde güçlü Azerbaycanlı rakibini 4-3 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 125 kiloda mücadele eden Anıl Berkan Kılıç sallayan da finalde güçlü Rus rakibiyle karşılaştı. Kılıç sallayan Rus rakibini 7-2 öndeyken tuşla mağlup ederek altın madalya kazandı. Bir diğer milli güreşçimiz Ramazan Sarıysa 79 kiloda rakiplerini devirerek zafere ulaşan isim olmuştu. <laughs> Cavit Acar, Emrah Ormanoğlu ve Emre Çiftçi ile de bronz madalya elde eden milliler toplamda 6 madalya ve 150 puanla takım halinde Avrupa ikincisi oldu. Şampiyonada Rusya 196 puanla birinci, Azerbaycan 140 puanla üçüncü basamakta yer aldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydınsa yaptığı açıklamada Türk güreşi geleceğini garanti altına almıştır dedi. İdlib'teki kampta ailesiyle yaşadığı çadırda çıkan yangında vücudunun üst kısmı tamamen yanan ve %90 yaşamaz denilen Delal bebek hayatı tutunmayı başardı. Zorlu sağlık mücadelesinin ardından Delal Mersin'de taburcu oldu. Delal bebeği kaldıkları çadırda çıkan yangın bu hale getirdi. Doktorlar yaşamaz dese de o defalarca hayata tutunmayı başardı. <laughs> Dugaym ailesi Suriye'deki iç savaştan kaçıp İdlib'deki çadır kentte yaşıyorlardı. Sobayı mazotla yakmak istedikleri sırada çadırlarında yangın çıktı. Delal ve 10 yaşındaki ablası Yasmin alevlerin arasında kaldı. Abla Yasmin ne yazık ki alevlerden sağ kurtarılamadı. Delal Bebek ise çok ağır yaralandı. Vücudunda derin yanıklar oluşan Delal Bebek Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle önce Hatay'daki İskenderun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ardından sevki Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Delal'in yüzü, başı, elleri, kolları, ayakları ve bacaklarında 3. derece derin yanıklar meydana geldiği tespit edildi. Yanık merkezinde tedavisine başlanılan yaralı bebek için alanında uzman doktor ve hemşirelerin bulunduğu 6 ekip oluşturuldu. Tedavi sürecinde 3 kez ölümcül nitelikte sefsiz geçiren Delal bu dönemde 16 kez ameliyata alındı. Türk doktorların başarılı cerrahi operasyonlarıyla hayata dönen Delal bebek yaklaşık 4 ay süren tedavisi sonrası yaşam savaşını kazandı. Çocuk palyatif bakım merkezindeki gözlem süresi tamamlanan Delal taburcu edildi. Delal bebeğin tamamen iyileşmesi içinse çok uzun yıllar gerekiyor. Yeme içmesinde ve genel sağlığında bir sorun olmayan Delal bebeğin tek ihtiyacı ise Suriye'de kalan annesi. <laughs> Bu haberle ana haber bülteni noktalıyoruz. Sizlerde haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber ihbaratımıza gönderebilirsiniz. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.